Bugün özellikle Keskinoğlu ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapmak için Genel Başkanımızla birlikte sizlerle beraberiz. Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. 2021 yılı Tekirdağ Sendikası açısından örgütlenme anlamında önemli bir yıl oldu. Özellikle tavuk sektöründe Banvit, Ege Tavukçuluk ve Keskinoğlu ile devam eden hemen hemen 7-8 bin civarı bir emekçiyi Tekirdağ ailesine kattık. Banvit ile ilgili şu an herhangi bir sorunumuz yok. İşverenler haliyle itirazlar oldu. Hem Banvit'te hem Ege Tavukçuluk'ta. Ama iki tarafta da çok büyük sorunlarımız görünmüyor. Ama Keskinoğlu ile ilgili maalesef bunları söylemek mümkün değil. Şu ana kadar 32 arkadaşımızı işten çıkarttı Keskinoğlu işverene. Anayasal haklarını kullanmalarına müsamaha göstermiyor ve şu anda hala baskılar devam ediyor. Keskinoğlu ile ilgili izleyeceğimiz süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili Genel Başkanımız sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Bundan 15-20 gün önce ben bir toplantı yapmıştım Keskinoğlu'nda işten çıkarılan arkadaşlarımızla. Orada süreçle ilgili bilgi alışverişimiz oldu. Daha sonra Genel Başkanımızla paylaştım. Bundan sonra izleyeceğimiz yol, yöntem ve nasıl hareket edeceğimizle ilgili inşallah bugün Genel Başkanımızla birlikte hem siz soracağınız soruları sorarsınız. Genel Başkanımız da sizi bu konuda bilgilendirecek, aydınlatacaktır. Ben tekrar hepinize bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Sözü Genel Başkanımıza veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum İbrahim'e. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, mücadele arkadaşlarım. Ben de tekrar senin kasabına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan da son derece mutlu oldum. İfade ederek başlamak istiyorum sanırsanızla. Evet, Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu küresel anlamda Covid ile birlikte çalışma hayatımız, özel hayatımız, yaşantımız bir taraftan alt üst olurken bir taraftan da insanların bu zor süreçte işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalması ya da risklerinin artmasını fark etmesi gibi birlikte örgütlenme süreçlerini, sendikal örgütlenme süreçlerini hızlandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Çalışanların anayasanın vermiş olduğu, yasaların vermiş olduğu en temel hakkı olan örgütlenme hakkı, uluslararası sözleşmelerde de güvence altına alınmıştır bu ücret. Yani anayasamızda yapılan düzenlemeyle Türkiye'de karşılığı olmayan, yasal anlamda karşılığı olmayan durumlarda uluslararası sözleşmelerin geçerliliğini kabul etmişiz. Şimdi biz de biraz önce İbrahim Bey'in söylediği gibi özellikle de bu pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ortaya çıkan güvencesiz durum, çalışanların, işverenlerin iki dudağı arasında ücretsizliğine göndermeleri, adeta cezalandırmaları, işten çıkarmadan daha ağır faturalarla karşı karşıya kalmaları hepimizi tedirgin etti. Çalışanları da tedirgin etti. Bir taraftan çalışanların olağanüstü dönemde gıda üreticilerinin adeta seferberlik ilan etmişçesine Türkiye'de gıda üretmeye devam etme sorumluluğunu da yerine getirmeye mecbur bırakıldı. Tam burada işverenlerin bir kısmı hukuk tanımaz, yasa tanımaz davranışlarını ve o çekim yüzlerini de ortaya koymaktan çekinmediler. İnsanlar örgütlendi diye hizmet akdini fesheden, yıllarca emeğini, umudunu sömürdüğü çalışanlarını sadece anayasaların vermiş olduğu, yasanın vermiş olduğu bir hakkı kullandı diye bunların hizmet akdini feshetme aymazlığı ve utanmazlığı içerisine girmekten de çekinmemişler. Türkiye'de saygın iş adamları, saygın iş yerleri, saygın işverenler çalışanların hukukuna saygılı olanlardır. Çalışanlarını örgütlendi diye iş hakkını feshedenlere biz haklı kaçtıcı işverenler diyoruz. Bunları yasa tanımaz, hukuk tanımaz olarak ilan ediyoruz ve bunları adeta işveren değil, işveren müsveddesi demekten de en ufak bir rahatsızlık duymadan sizlerin huzurunda paylaşmak istiyorum. Bunlar
çalışanların emeklerini sömürerek onların bir gün ben yasaların vermiş olduğu hakkı kullanmak istiyorum dediğinde de onların iş hakkını feshederek varlıklarını sürdürebileceklerini zanneden zavallı kimi iş adamı kimliği içindeki adamlardır. Sendikalar bu çarpık anlayışa izin vermemek için bütün gücüyle direniyor. Ama burada çalışanlarımız da zorluklarla karşı karşıya kaldığında esasların inançlarını asla kaybetmemeliler. Yalnız sendikalar tek başına bu mücadelelerde başarıyla çıkamaz. Sendikalar nerede dendiğinde sendikalar arkasına bakar ve yanında işçileri görmek ister. Biz Tek Gıda İş Sendikası olarak gıda sektöründe, özel sektörde Türkiye'nin örgütlü en büyük sendikasıyız. Hem ulusal hem ulus ötesi şirketlerin en büyüklerinden, saygınlarından örgütlü olan bir sendikayız ve yaklaşık 35 bin üyemiz var. Şimdi buraya Bandit'le birlikte, Boles'le birlikte, Keskin Onda dahil edilmesinden biz onur duyuyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, sizler aracılığıyla Keskin Onda'daki çalışan tüm kardeşlerime, evlerine, yuvalarına hoş geldiler. Başınızın üstünde yerleri vardır. Ve bilsinler ki orada bu direnişi, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Keskin Onda'yı yönetenler şunu hiç unutmayacaklar. Keskin Onda'da çalışan insanların ekmeğine kan doğrayarak varlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz teklifleriniz. Ve önümüzdeki günlerde basın aracılığıyla çağrı yapmak istiyorum. Gerek Bandit'te, gerek Boles'de ve Keskin Onda'da gerekse üretmeme hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğimizi, ya masaya gelecekler ya da artık eylemlilik dönemini devreye alacağımızı burada paylaşmak istiyorum. Birileri diyebilir ki efendim grevler, yasa dışı eylemler filan. Sendikanın genel başkanı olarak söylüyorum. Bize yasayı gösterenler önce işverenlere göstersinler yasayı. Biz üretimden gelen hakkımızı, üretmeme hakkımızı kullandığımızda da gitsin işverenler yasalaklarını arasınlar. Öyle mi derdi? Bizi işe atarken, işten atarken, sizi işten atarken, çalışanları yasal haklarını kullandı diye işten atarken bize yasaları gösterenlere basın aracılığıyla çağrı yapıyorum. Biz onlara yasaları göstereceğiz. Üretmeme hakkımızı kullanarak. Beyaz et sektörü kriz yaşayacaksa önümüzdeki günlerde, haftalarda yaşayacaktır. Türkiye bir anda Bandit'te, Boles'de ve Keskin Onda'da üretmeme hakkını kullanacak duruma gelecektir. Ve bu çağrıyı bir kez daha söylüyorum. Bandit işvereni, Boles işvereni ve Keskin Onda işvereni, aklınızı başınıza alıp sahip olduğunuz işletmeler sizin babanızın çiftliği değil. Burası da Ali Baba'nın çiftliği değil. Burası öyle veya böyle bir hukuk devleti ve biz işçiler olarak üretimden gelen hakkımızı kullandığımızda da sizin o fabrikalarınızın bacası tütmez. Yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Sizin patronluğunuz vızırttır yani. Amiyane tabirle. Öyle midir arkadaşlar? Bütün işverenlere ve bütün patronlara çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki işçiler, emekçiler üretmezse sizin sermayenizin anlamı yok. İşçiler, emekçiler üretmezse sizin patronluğunuzun anlamı yok. Ve biz üretmezsek siz, biz üretim gücünü kullanmazsak sizin yasalarınızı bükmüyor. Herkes aklını başına alacak. Onun için Tek Gıda İş Sendikası adına, organları adına söylüyorum. Keskinoğlu Piriş'te hizmet aktif feshedilen arkadaşlarımızın maddi manevi sonuna kadar yanında olacağız. Sayıların önemi yok. Ve önümüzdeki günlerde biz neler yapabileceğimizi tüm Türkiye görecektir bu tür tepkilere karşı. Sendika olarak nasıl tavır koyacağımızı rahatlıkla göstereceğiz. Ben geçtiğimiz günlerde Elazığ bandıma, özellikle de Kemalpaşa'da Bandit ve Boles'deki arkadaşlarımızı, temsilci arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onlarla konuştuk ve onlara ben dedim ki Eylül ayında Bandit'in ve Boles'in işverenleri bu yasaların boşluğundan kullanarak çalışanlarına zulmetme süreçlerinden vazgeçmez, bir an önce masaya gelmez ise Eylül ayından itibaren üretmeme hakkımızı aşamalı olarak devreye sokacağız. Şimdi burada paylaşıyorum. Keskinoğlu ile ilgili arkadaşlarımın bana bir verdiği bilgi de bu. Güçlü bir örgütlenme yapısı var, güçlü bir tepki var orada. Kardeşlerime buradan selam olsun. Bu sendika onların gücünün nasıl akılcı kullanılacağını tüm Türkiye'ye gösterecek. Bundan kimsenin şüphesi olmaz.
Sizlere gelince, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, burada özellikle birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. Çalışanlar, sendikal nedenle gelirse olduğu yönünde bizi soruşturmalar açılmış, bize tehditler yapılmış, savcılıklar tarafından bize soruşturma yapılmış, sendikalar para veremez, yardım yapamaz diye yasalarda da böyle olmasına rağmen biz her mahkemeye çıktığımızda ben sendikanın başkanı olarak dedim ki bu sendikada örgütlenen işçiler anayasaya ve yasaya güvenerek sendikalaşma hakkını kullandılar diye yasa dışı olarak işverenler tarafından hizmet hakkını feshedilip onu açlıkla terbiye eder, işsizlikle terbiye eder ise biz sendika olarak işsiz kalmaması için seferber ederiz. Bu suçsa eğer savcı bey, hakim bey, biz bu suçu istemeye devam edeceğiz dedik. Ve 10 yıldır Tekirdağ Sendikası örgütlenme dolayısıyla işten atılan herkese dair desteğini sürdürmeye, o bizi yasa dışılıkla itham etmelerine rağmen desteğini sürdürmeye devam etmektedir. Yani Tekirdağ Sendikası işten atılan arkadaşlarına mağdur olmaması için, muhannete muhtaç olmaması için onlara maddi kaynaklarını kullanmaya, onlara destek vermeye, yani kısaca bu suçu işlemeye devam ediyoruz. Tamam mı kardeşim? Bizi kimse yasalarla bir an terbiye etmeye kalkmasın. Yasalar egemenler tarafından yapılır. Eğer yasaların anlamı olsa idi, hatta bir adım ötesi anayasanın anlamı olsaydı, parlamentoda cumhurbaşkanımızla dair üzerinde yemin ettiklerini ertesi gün değiştirmek için çabalamazlar. Öyle mi? Yasalar egemenler tarafından hükmetme hakkını kullanmak için yapılır. Ve daha güçlüleri güçlü yapmak için yapılır. Bizi ezmek için yapılıyor yasalar artık. Bu ülke antidemokratik uygulamalardan yangın yerine dönmüş durumda. İnsanlar özgürlüklerini kaybediyorlar. İnsanlar örgütlenme hakkını kullandıklarında iktidarlar tarafından ya da sermaye tarafından ya da egemenler tarafından sizin karşılaştığınız gibi iş hakkı feshedilerek tehdit ediliyorlar. Bunu bir tek egemenler, bir tek özel sektör mü yapıyor sanıyorsunuz? Hayır, bu ülkeyi yöneten iktidar da yapıyor. Basın huzurunda söylüyorum. Bu ülkede nefes almak zorlaştı artık. Değil örgütlemek, nefes almak. İnandığını söylemek zorlaştı bu ülkede. Ama biz gene susmayacağız. Gene örgütlenmeye devam edeceğiz. Gene mücadeleye devam edeceğiz. İnadına mücadele, inadına sendika diyeceğiz. Bu nedenle özellikle bu buluşmayı istedim arkadaşlarımdan. Biz önümüzdeki günlerde oturup bütün tavuk sektörüyle ilgili bir grup çağrısı yapacağız. Türkiye kamuoyuna bunu paylaşacağız. Tekirdağ Sendikası olarak örgütlü olduğumuz iş yerleriyle ilgili eylem takvimimizi, mücadele takvimimizi tüm Türkiye ile paylaşacağız. Bandit işvereni, Boles işvereni ve Keksinoğlu işvereni. Biz artık parça parça eylemi konuşmuyoruz. Yani Keskinoğlu'nda bir şeyler var, orada bir şeyler yapalım değil. Biz artık grup olarak beyaz et sektöründe ne yapacağımızı konuşuyoruz. Türkiye bir anda beyaz et sektöründe krizle karşı karşıya kalmak istemiyorsa, bu işverenlerimizin acilen çalışanların örgütlenme haklarına saygılı olup masaya Tekirdağ Sendikası ile görüşmeye başlaması gerekecek. Yoksa önce fazla mesaileri kaldıracağız önümüzdeki günlerde aldığımız karar takdimi. Sonra işe geç başlama kararlarını, sonra iş yerinde yemek boykotlarını, sonra işe geç başlama ve geri geldiğinde de üretimi durdurma aşamasına geçeceğiz. Tamam kardeşim. Bu konuda sizi, bizi, anayasal haklarımızı tanımayan her tür egemen güce karşı mücadele etmekten, sendika olarak, sendikanın genel başkanı olarak bu sorumluluğu almaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bunu basın huzurunda paylaşıyorum. Türkiye yeni bir krizin aşamasına, arefesine gelmek üzere. Bunu ne anlama geldiğini göstereceğiz. Suskunluk devrini kapatıyoruz artık. Siz bize güvendiniz. Bu sendikaya güvendiniz. Bu sendika mücadelede asla yer adımı atmamıştır. Bizi iyi tanırlar. Biz çalışanlarımızın bize güvendiği sürece biz onlarla birlikte her tür riski göz almaya, genel başkan olarak da söylüyorum, her tür ama her tür, böyle şey absürt bir laf söylemek istemiyorum ama ölmeyi göze almış mücadeleyi önüne koymuş insanlarız. Onun için kardeşler size bu kadar zorluklardan bahsetmek istemiyorum. İşimiz o kadar zor değil. Sadece üretmeyeceğiz. Üretmiyoruz dediğimiz anda mesele çözülecek. Keskinoğlu üretmiyorsa sorun çözülür.
Bandit bir gün üretmezse sorun çözülür. Size söyleyeyim. 3 gün değil, 1 gün. Balez bir gün üretmezse sorun çözülür. Tamam kardeşler? Yeter ki işçiler birliği. Sorun temelinden çözmek istiyor ise işçilerin birliği çok önemlidir. Ve hani bir slogan var ya, işçiler birlik olsa dünya yerinden oynar diye biz zaman zaman bu evlatlarımıza söyleriz. Keskin oğlu gibi çalışanları birlik olun, bir günde sorununuzu çözeriz kardeşler. O aşamaya gelmek üzereyiz. Biz bunları oturup önümüzdeki günlerde arkadaşlarımıza biz tespiti bekliyoruz, çoğunluk tespitini. Çoğunluk tespiti geldi, yasaların vermiş olduğu süreç başladı. Tekirdağ Sendikası'nın çoğunluk tespitine karşı Keskinoğlu da diğer yerlerde olduğu gibi yöneticileri buna itiraz edip zaman kazanmak isteyebilirler. Ama konuşmamın başında dedim ki, Türkiye'de anayasanın ve yasanın boşluk olarak gördüğümüz yerlerini uluslararası sözleşmeler devreye girer. Ve biz ILO sözleşmelerini, yani 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerini, Avrupa Sosyal Şartı, Helsinki Beyannamesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, buraların her biri artık Türkiye'de anayasanın koruması altında geçerli hukuk maddesi haline gelmiş. Ve biz sendik olarak buralardan da hakkımızı kullanarak örgütleme hakkını kullandık. Önümüzdeki günlerde de üretmeme hakkımızı kullanacağız. Bunu basın huzurunda bir kez daha söylemek istiyorum. Bunu test etmesinler. Bizi Tekirdağ Sendikası olarak test etmesinler. Bu nedenle olabildiğince çabuk şu itiraz süreçlerine vazgeçsin işverenler ve bir an önce masaya otursunlar. Zaman kazanmak isteyen işverenlerin sonu Belkarber'deki gibi olur. 100 güne yakın bir süredir, 90 günü geçti bildiğim kadarıyla grev devam ediyor. Ve bunlar geçmişte 5 yıl önce biz örgütlendiğimizde, yetki aldığımızda, bunlar da yaptığımız toplantıda, Fransa'da, Cenevre'de benim de katıldığım bir toplantıda Fransız işverenlerine dedik ki, Türkiye'deki genel müdürü de oradayken, bakın siz şimdi yasalara başvurarak zaman kazandığınızı düşünüyorsunuz ama biz günü geldiğinde bu davayı kazanırsak sizden bu kaybettiğimiz zamanı çalışanlar adına telafi ederiz dedik. Ve bunu alırız, unutmayın dedik. Onlar dediler ki yerel mahkemelerin kararlarına saygılı olacağız. Biz de dedik ki siz saygılı olmaktan bahsediyorsunuz ama siz cin gözlük yapmaya çalışıyorsunuz. O süre içerisinde işçi dayanamaz sanıyorsunuz. O süre içerisinde sendika kalmaz diye düşünüyorsunuz. Ama pişman olacaksınız dedik. Geldiğimiz noktada toplu iş sözleşmesi süreçlerini davaları kazandık. Süreci çağırdığımızda işveren masaya gelemedi. Niye? Dedik ki biz 5 yıllık alacaklarımızı bir ver. Avukatlar ödediğin para kadar da işçiye de prim ver. 5 yıldır zam yapsaydın ücretlerimiz nereye gelecekti onları da hesaplayalım. Toplu para olarak her işçiye 60'ar bin lira para vereceksin. 5 yıllık ücretlerimizin de zamla birlikte nereye gelmesi gerekiyorsa onları hesapladık. Bunları ücretleri buraya çekeceksin. Üstüne de seyyanen 130 zam vereceksin. E biz batarız dediler. Masaya bile gelemediler. Umurumda değil. İşçinin 5 yıl boyunca alın terinin emeğinin üzerinde tepinenler o fabrikanın kapısına kilit vurup gideceklerse bu ülkeden gidecekler. O grev gene devam edecek. Ya onlar çalışanların hakkına saygılı olacak, toplu sözleşmeyi imzalayacak ve o çalışanlarımız o fabrikaya girecek ya da Belkarper işvereni bu fabrikada, bu ülkeden gidecek. Başka yolu yok. Bunu bilsin herkes. Basın aracılığıyla bunu söylerken gururla söylüyorum hem de. Biz sermaye bilen düşmanı değiliz. Ama işçi düşmanlarını affetmeyiz. Milliyeti, aidiyeti, gücü, iktidarı ne olursa olsun işçi düşmanlarına karşı asla teslim olmayız. Bunu herkes bilsin. Bir kez de buradan özellikle Akhisar'dan Türkiye'ye çağrı yapmak istiyorum kardeşler. Şimdi Keskinoğlu işletmesiyle ilgili de karşı karşıya bulunduğu durum elbette kritik bir durum. Orayı yönetenlerin sektörün sorunlarını bilmeyen, banka konsorsiyumu aracılığıyla hasbelkader bir sorumluluk almış insanlara da bir çağrı yapıyorum. Geçmişte benzer örnekleri yaşadık. Bu işletmeler çalışanların alın teriyle bugünlere gelmiştir. Öyle mi kardeşim? Ömrünü vermiş, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl çalışmış. Ömrünü oraya vermiş insanlar o işletmelerin bacasını tüter hale getirmiş. Siz kar hırslarınız, paranızı güvenceye almak ve bir an evvel sonuca ulaşmak için çalışanların ekmeğine kan doğrarsanız ve o fabrika
bundan dolayı sorunlarla karşı karşıya kalırsa bunun sorumlusu biz olmayız. Bunun sorumlusu o fabrikayı yönetme erkini yasalara rağmen çalışanların hukukunu elinden almaya çalışan sözde işveren temsilcileri. Biz onlara buradan çağrı yapıyoruz. Biz işverenlerin hukukuna saygılı olduk. Bugüne kadar hep saygılı olduk. Elimizden geldiği kadar ürettik. Çocuklarımız hastayken biz gelip iş yerinde üretmeye devam ettik. Uygun olmayan koşullarda, zaman zaman hijyenik olmayan koşullarda, zaman zaman bazen hasta olduğumuz zamanlarda bile izin almadan hafta sonlarında dahil üretmeye devam ettik. Şimdi biz örgütleme hakkını kullanarak yasalar çerçevesi içerisinde bir toplu sözleşmenin üzerine geçmek ve insanca yaşayabilmenin ilk adımını atmak istediğimizde bizi kapının önüne koymayın. Bu ahlakı değil, bu vicdanı değil. Gelin bu işletme yeniden ayağa kaldırıp rekabet edebilir, sürdürülebilir ve çalışanların gelecek güvencesi olan bir işletme haline yeniden yapmak için ortak bir akım üretelim diyoruz. İşverenlere çağrımız bu işveren temsilcilerine. Her iki halde de biz elimizi uzatıyoruz. Her iki halde de elimizi uzatıyoruz. Diyoruz ki, bir, biz endüstriyel barıştan yanayız sendikalı. Sendikalı olması dolayısıyla kapanmış bir tane işletme gösteremezsiniz bize. Türkiye'nin en saygın işletmelerinde örgütlü bir sendikanın başkanı olarak söylüyoruz. Gıda sektöründe sendikalı oldu diye batan, fabrikanın kapısına kilit vuran bir tane işletme gösteremezsiniz. Kimse gösteremez. Bunu buradan açıkça söylüyorum. Tüm Türkiye'ye de söylüyorum. Bir tane sendikalı oldu diye, sendikalı işçilere hak verdi diye zarar eden ya da işletmesini kapatmak zorunda kalan bir tane gıda sektöründe son 30 yılda bir tane işletme kimse gösteremez. Ama sendikalı oldu diye insanları kapının önüne koyarak sendikalaşma direncine karşı tavır koyan birkaç tane ördek işyeri vardır. Biraz önce söyledim, birisi de Belkarper'dir. Onun arkasındaki güç ne olursa olsun sendikalaşmaya karşı çıkmak için bunun sonuçlarına katlanacaktır. Ve benzeri işletmelerde de biz aynı duruşumuzu sergiliyoruz. Bak, bir sürü işletmelerimiz zora düştü sendikalaşmaya karşı çıktı diye. Çok uzağa gitmeyin. Görsan'ı bilirsiniz değil mi? Evet. Görsen 2007'de sendikalaşmaya başladığında 406 tane insanı kapının önüne koydu. Ve bu sendik o 406 tane insana 13 ay iş yerinde aldığı ücretinden daha fazla ücret ödedi. Ve Görsen işvereni 1,5 yılın sonunda Türkiye'nin en yüksek tazminatını ödeyerek, tarihin en yüksek tazminatını ödeyerek 45 trilyon lira, bugünkü rakamda 45 milyon lirayı 406 tane işçisine cezasıyla birlikte, gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldı. Sonra bir daha iflah olmadı. Şimdi nerede yorsa? Peki kim güç, kim burada kabahatli kardeşler? Çalışan arkadaşlarımız, o tarih itibariyle çalışan arkadaşlarımızın hepsi şimdi Yorsan'ın olduğu kasabamızda, yani Susurluk'ta kardeşlerimiz her biri o aldıkları tazminatlarla bir araya geldiler, şirket buldular, işlerini buldular. Onlar çalışıyorlar. Onlar çünkü yemekleriyle üretiyorlar. Onlara hiçbir şey olmadı. Peki Yorsan ne oldu? Bu ülkenin güzide bir kaynağıydı. Esasen sektörde de lokomotif sektörlerden birisiydi. Peynirde ve yoğurtta. Bir işveren inadına, çalışanlar lokomotifine saygı duymama inadına battı. Bunu basın huzurunda özellikle paylaşmak istiyorum. Ve örnekler bu. Bana sendikalı oldu da gıda sektöründe falan iş yerinde battı diye bir tane iş yeri gösteremezsiniz. Kimse gösteremez. O zaman yeniden çağrımızı tarihinde çok kısa süre içerisinde. Mamit gibi Türkiye'nin lokomotifi 4500-5000 çalışanı olan bir şirket bir ay gibi kısa sürede örgütlendi. Sendikamızın çatısı altında birleşti. Peşinden Boles burada. Peşinden sizler örgütlendiniz. Bunun anlamı şu. Yaklaşık 8000 civarında beyaz et sektöründe çalışan ve Türkiye'nin beyaz et sektörünün yaklaşık %40'ını, %50'sini üretimini karşılayan 3 işletmedeki çalışanlarımızın hepsi geldi uçak altında örgütlendi. Tamam kardeşim. Biz de bu örgütlenmeyi aldık başımızın üstüne kabul ettik. Çünkü biz işçilerin evinde olan kuruluşun yöneticileriyiz. Burası işçilerin evidir. Tepkidayı Sendikası işçilerin evidir. Yöneticiler zaman zaman gelip gider. Ama burası 70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en eski kurumlarından birisi. Saygın bir şekilde mücadele etmeye devam eder. Bugün biz nöbeti devraldık.
Bizden sonra sizin aralarınızdan gelecek arkadaşlarımız yarın bu süreci, bu mücadeleyi devam ettirecekler. Ve biz bu süre içerisinde bize güvenmiş insanların başını öne eğdirmeden bir mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun örneklerine baktığımızda görürsünüz. Burada Ferore vardı, yakınlarda işte Manisa'da. Fırtöle iş yerimiz örgütlerini bildiğim kadarıyla. Daha yakınlarda var mı bilmiyorum örgütlediğimiz bu bölgede ama bununla birlikte gittikçe güçlenen bir sendikal hareketten de bahsetmek mümkün. Onun için kardeşler, değerli basın mensupları, Tekirdağ Sendikası olarak biz endüstriye barışı savunan bir sendikayız. Ta ki bizim hukukumuza saygı duyulduğu sürece. Saygı karşılıklı olur. Sermaye emeğe saygı duyduğu sürece biz onlara saygılı olmaya devam ederiz. Ancak tek yanlı sömürü düzenine karşı da teslim olmamak için örgütlü gücümüzü ve üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan tereddüt etmeyiz. Şimdi bütün bunların ışığında ben sorularınıza geçmeden önce şunlarla tamamlamak istiyorum. İş aktif feshedilen kardeşlerim, bu sendika bütün kaynaklarını kullanarak sizin için yapması gereken her şeyi yapacaklar. Bizim kurallarımız var. Biraz önce söyledik, Türkiye'de ilk ve tek sendikayız. Düzenli ödeme yaparız biz. Hizmet Hakkı Sendikası'na güvendiği için feshedilen arkadaşlarımıza bizim almış olduğumuz ve her yıl işsizlik ödeneğine orantılı olarak yürüyen bir ödemeyi yaparız. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. İki, hukuki mücadelemizi sürdürürüz. Üç, önümüzdeki günlerde hem Genel Teşkilat Sekreterimiz hem Şube Başkanlarımız ve örgütlenmeden sorumlu uzman arkadaşlarımızla birlikte yapılacak değerlendirmeyle bir ülkede eylemli bir sürecini başlattığımızda da sizlerin katkısını bekliyoruz. Bu vadikaları yönetenlerin uykularını kaçırmak zorundayız. Kimse kibrit çöpü gibi insanları kapının önüne koyamaz kolayca. Bu kapının önüne konan her insanın çocukları var, ailesi var, sorumluluğu var. Ekmeğe aşa ihtiyacı var. Bu kadar katil gibi, bu kadar sorumsuzca insanları kapının önüne koymayı ahlaksızlık olarak görüyorum. Ekonomik nedenlerle olabilir, işletmenin ihtiyaçları, işletmenin artık üretim faaliyetlerine ara vermesi zorunluluktan kaynaklanan hizmet hakkı fesihleri olabilir. Ama bunların hiçbiri yokken sırf örgütlenmenin dolayısıyla hizmet hakkı fesihi ahlaksızlık olarak, utanmazlık olarak ve aymazlık olarak bunu yapanların pişman olacağını günlerde birlikte göreceğimiz diliyle hepimize sözlerimi toparlayarak sorulara geçmeden önce teşekkür ediyorum kardeşlerim.